Neden diyoruz? Sıfat tamlamasında bazı ayrıntılar var. Bunlar da önemli. Kur'an-ı Kerim'in her tarafını anlamaya niyet ediyoruz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla gramer bilmeden Kur'an-ı Kerim'i anlamak mümkün değil. Pratik ayrı bir husus, gramer ayrı bir husus. Evet, zamir almış isim, zamir almış isim. Marife olduğundan arkadaşlar, yeru fil medineti cümlesinde. Beytüke senin evin. Ke zamirini almış. Zamir alan isim nedir? Marifedir. Peki marife bir kelimeye sıfat nasıl getirilmesi gerekir? O da marife olması gerekir. Çünkü sıfat mevsufuna her konuda tabidir. Dolayısıyla burada müpteda, bakın, beytüke. Onun sıfatı da zamir aldığı için marife olarak geliyor. Büyük evin, senin büyük evin fil medineti şehirdedir. Şehirdedir. Bunun çoğulu da olsa ev tek olduğundan, bakın, bu el kebir olarak geliyor. Beytüküm, sizin eviniz. Beytükümül kebiru, sizin büyük eviniz fil hayyi mahalledir. Evet, bazı hususlar var arkadaşlar. İnsanlara ait kırık bir çoğul, yani cemi teksir ya da mükesser diyorduk hatırlarsak. Genel olarak eğer mevcutsa kırık bir sıfat alır, aksi halde kurallı bir sıfat alır. Yani kurallı derken cemi müzekker salim olarak sıfatlarını alırlar. Bazı kelimeler ise çoğulları vardır. Bazı sıfatların çoğulları vardır. Mesela kebirun kelimesinin çoğulu kibar. Kibarun. Efendim, eğer yoksa hani onun kırık çoğulu, düzenli çoğul, yani vavnun eğer mansup durumdaysa veya da mecrur durumdaysa yeğenun. İşte Müslüman kadınlar diyeceksiniz, işte erkekler diyeceksiniz, ricalun müslimune diyorsunuz. Burada da mesela şeyh yaşlı manasında, şuyuhun çoğulu. Yaşlılar çoğulu, şuyuhun kibarun büyük yaşlılar. Yani kebirune demiyoruz orada çünkü kebirin çoğulu var. Onun için kibar olmasaydı vavnun koyacaktık. Şuyuhun kibarun. Evet, buraya bakalım. Mesela muhlis kelimesi ihlaslı demek. Onun düzenli çoğul, yani cemi müzekker salim. Düzenli. Evet, şuyuhun muhlisune. İhlaslı yaşlılar dediğimizde bakın kurallı çoğul olmuş. Evet, müennes şahıslara ait çoğullar arkadaşlar kurallı, yani cemi müennes salim olan çoğullar alır. Bakalım. Kebir kelimesinde, yani bu kibar önceden geçen müzekkerdir. Kebirun, müennesi neydi kebirunun? Kebiratün. Kebiratünün düzenli çoğulu, cemi müennes salimi neydi? Kebiratün, değil mi? Kebiratün. Benatün, kebiratün. Büyük kızlar. Büyük kızlar. Evet, ihlaslı kadınlar diyecek olsak, nisaun muhlisatun. Bir daha söyleyelim. Nisaun muhlisatun. Evet arkadaşlar, Kur'an Arapçasında çok ilginç bazı durumlar olabiliyor. Bakın, bütün kurallı dişil çoğullar, kurallı dişil çoğullar. Yani ne diyorduk biz ona? Cemi müennes salimler. Hani her akılsız çoğul tek bir müennes hükmünde diyorduk ya, bunun Kur'an'da böyle olmadığını, tam olarak cemi müennes zamir verildiğini görüyoruz, biliyor musunuz? Hani akılsız çoğul, tek bir müennes, her cansız çoğul, o Kur'an'da bazen geçerli değil. Cansız eşyalar tam uyuşma düzeni, yani tam cemi müennes düzeninde sıfat alabiliyor. Bakalım şimdi, ayetün müennes çoğulu ayatün, değil mi? Mesela normalde başka betinlerde, mesela dışarı bugünkü dilde beyinetün, hani ayat eğer cansızsa, onun her cansız çoğul tek bir müennes hükmünde olduğuna göre ayatün beyinetün, hani tek bir müennes gibi söylememiz lazımken, bakın bu cemi müennesse bu da ona sayı bakımından aynen uyuyor Kur'an'da. Ayatün beyinatün, yani apaçık
işaretler manasında. Buraya bakalım. Cennetün, cennetün çoğulu nasıl gelir? Cennetün. Onun sıfatı ona uyması lazım. Mağruşetün değil. Nasıl geliyor? Mağruşatün. Bu çoğulsa sayı bakımından bu da buna aynen ne yapıyor? Uyuyor. Ne demek mağruşat? Mağruşetün asmalı. Mağruşat buna uyduğu için asmalı bahçeler manasında. Bir sonraki ekranımız. Evet, günümüz Arapçasında, Kur'an Arapçasından farklı olarak tekrar edelim. İnsanların dışındaki yani eşyalara ait çoğullar daha ziyade eksik uyuşma dediğimiz işte her akılsız çoğulun tek bir müennes hükmünde, yani o da çoğul değil de tekmiş gibi muamele gördüğünü görüyoruz. İnsanlar dışındaki şeylere ait olan çoğullar bu tarzda eksik uyuşma alıyorlar. Yani sıfat kısacası müfret müennes. Daha önce de hani her akılsız çoğul tek bir müennes hükmünde kaidesini söylemiştik. Burada da örneklerine bakalım. Medine'tün arkadaşlar şehir demek. Onun çoğulu müdünün geliyor. Müdünün. Bugünkü dilde her akılsız çoğul, cansız çoğul tek bir müennes hükmünde olduğundan bu çoğul kebiratün, büyük şehirler olarak geliyor. Evet, büyütün sagiratün. Büyüt, beytin çoğulu. Ev. Büyütün evler, sagiratün. Küçük demek, küçük evler. Yani Kur'an'da olsaydı bu, büyütün sagiratün tarzında gelirdi. Örneklerimiz cümle içinde şahettü gördüm müdünen kebiraten büyük şehirler gördüm. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz.